Merhaba sayın izleyenler, programımıza hoş geldiniz. Konuştukça hala karşınızdayız. Bugün 24 Kasım 2015 Salı, Öğretmenler Günü. Öncelikle bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. O değerli insanların, büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Öğretmenlik her şeyden önce bir vicdan meselesidir. Tahta sıralarda oturup ben anlamadım diyen gözleri tanıyıp birebir tekrar anlatmak, bir anne baba gibi ilgilenmektir. Öğretmenlik aynı anda onlarca çocuğun sesine kulak vermek, bıkmadan, usanmadan, kızmadan meselelerle ilgilenmektir. Onlarca çocuk için akşamdan hazırlık yapmaktır. Her çocuk için ayrı ayrı ilgilenmek, okul içi ve okul dışı başarısızlıkları araştırmak ve çözüm üretmektir. Kısacası öğretmenlik, sabah 8, akşam 17 mesaisiyle biten bir iş değildir. Yüzlerce çocuğun geleceğinin sorumluluğunu taşımaktır. Öğretmenlik mesleği bu kadar zorken severek yapan, eğittikçe, öğrettikçe mutlu olan kişidir. Efendim, halkımızla bir röportaj gerçekleştireceğiz. Bir veli gözüyle öğretmen-öğrenci ilişkisini değerlendireceğiz. Öğretmenlik mesleğinin zor taraflarını ele alacağız ve bir insanın niçin öğretmen olmak istediğini öğreneceğiz. Daha fazlasını halkımıza soracağız. Programımız başlıyor. Bir veli olarak öğretmen-öğrenci ilişkisini değerlendirir misiniz? Diyalog nasıl olması gerekir? Birebir öğrenciyle yakın ilişkide olması lazım ki öğrenciyi tanıyıp ona göre yönlendirmesi lazım. Sizin çocuklarınız var. Öğretmenleriyle diyaloğu nasıl? Valla şimdi iyi desem bir şey de diyemiyorum çünkü yeni geldik Konya, o yüzden. Burada böyle geç, fena değil, öğretmenimiz iyi. Öncelikle ülkemizdeki öğretmen-öğrenci ilişkisine değinecek olursak geçmişe nazaranla özellikle benim zamanımdaki jenerasyon yani 26-27 yaşlar artık öğretmen-öğrenci ilişkisinin daha doğrusu kötü ilişkinin öğretmenin öğrenciye olan kötü davranışlarının son bulduğu hem yavaş yavaş son bulduğu dönemlerdi ve bizim jenerasyondan sonra artık öğretmen-öğrenci ilişkisi gerçekten öğretmenin öğrenciye olan davranışları gerçekten istenilen düzeye ulaşmış durumda. Buna öğrencilerin de gerektiği şekilde karşılık vermesi ve öğretmenine saygılı olması, bunu suistimal etmemesi gerçekten çok önemli ki bu da zannedersem var artık. Artık öğretmenin öğrenci farklı bir meşgale edindi kendine. Bu da eğitim. Kendimizi daha iyi nasıl geliştiririz? Daha iyi nasıl ülkemizi hak ettiği yere getirebiliriz gibi eğitim sistemleri deneniyor ülkemizde. Bunun da gerçekten hak ettiği yere yavaş yavaş geldiğini düşünüyorum. Şöyle ki ben bir süre imam olmadım. Ben de bir imam hatibim. Bir eğitimci sayılırım ben de kendi çapımda meslek grubu olarak. Bir süre öğretmenlik yaptım bir lisede. Buradan şeye geçmek istiyorum, öğretmenin zorluğuna. Gerçekten çok zor geldi bana. Bir imamlıkla, imam hatiplikle değerlendirecek olursak öğretmenlik mesleği çok zor geldi. Belki fıtraten olabilir. Zor yani gerçekten çocuklarla uğraşmak, onlara tahammül edebilmek. Artık liseden dolayı mı olur onu bilemem, ilkokul nasıldır. Ama gerçekten lise düzeyindeki çocuklarla uğraşmak gerçekten çok zor. Allah yar ve yardımcıları olsun. Gerçekten bunların da çocukların da öğretmenlere bir şekilde yardımcı olmaları, onların da bir insan ve onlara faydalı olmak için orada bulunduklarını unutmamaları gerekiyor. Bu yüzden öğretmenler gerçekten kutsal bir meslek. Şöyle söyleyeyim, benim şu anda ben de bir öğretmene geçmeyi düşünüyorum. Şu açıdan yaşlı insanlarla gerçekten uğraşmak çok zor. Bir hocam vardı, kaba bir tabir belki ama yaşlanmış. Artık buna kütük mü deriz, ağaç mı deriz, aşı tutmaz derdi. Yani genç fidanları aşılamak lazım. Bunun için öğretmenlik mesleği benim meslek grubum oranla ben daha çok önemli olduğunu görüyorum. Gerçekten bu şekilde. Söyleyeceğim. Öğretmenimi çok seviyorum buradan. Gülen Yüzler'deki öğretmenimi çok seviyorum buradan. Onu çok seviyorum yani. Beni hayata okutladı yani. Üzerine de bastınız atanamamış bir öğretmen olarak. Yani öğretmen tabii ki öğrenciyi önce anlamalı. Yani onun yaşına, seviyesine inebilmeli. Duygularına, her tavrına, tarzına yön vermeli diye düşünüyorum. Öğrenci de öğretmeni örnek alır her zaman. Yani öğretmen nasılsa öğrenci de onun aynası gibi düşünüyorum ben. İyi olması gerekir. Öğretmenle ilgilenmesi gerekiyor. Öğretmenlerinizden memnunuz Allah'a şükür. Torunum gidiyor. İyi, bir sıkıntı yok. Daha başka ne diyeyim?
Bence abla öğretmen çok sıkmamalı, öğrenci de çok rahat olmamalı. Biraz ailesinin de şey olmalı, desteklemesi lazım. Ben öyle düşünüyorum. Öğretmenlerinden memnun musun? Ben memnunum. Öğretmen olmayı hiç düşündün mü? Yok abla, atanamıyorsun. Öğretmenlik kolay bir meslek mi? Yani 45 kişiyi şey yapmak, zapt etmek zor. Zor yani. Öğretmenlik mesleğinin zorlukları neler olabilir hiç düşündün mü? Yani zorluğu çok yok da basitliği var, zorluğu da var tabii. Yani öğrenciyle laf şeyine falan girebiliyorum bazen. Öyle. Evet. Mesela öğretmenle öğrenci arasında çok iyi bir ilişki olması lazım. Mesela öğretmene öğrenciye karşı daha tavırlarını değiştirmesi lazım. Öğrencinin de öğretmene karşı. Mesela öğrencinin öğretmene karşı saygılı olması lazım. Öğretmenin de tabii herkesi hor görüp mesela çalışkanları bir tarafa, tembelleri bir tarafa ayırmaması lazım. Öğretmenimden memnunum. Ya, bu kadar. Bu durumu hiç yaşadın mı? Yaşadım. Ne zaman? Sınıftayken yaşadım. Çalışkanlar bir tarafa, tembelleri bir tarafa attılar. Tabii ben tembeller arasına girmedim de. Ya bu kadardı ama tembelleri bayağı ağlamıştı, üzülmüştü. Bence öğrencileri sadece öğretmenleriyle değil, çevresiyle uyumlu olduğunda öğretmenlerin gözüne girebilirler. Öğretmenler sadece öğrenciyle değil, onun velisiyle de görüşebilirler. Ben öyle düşünüyorum. Bence zorlukları var. 45 kişiyi aklına tutmak, mesela 3-4 kişiye giriyorsun, 45 kişiyi aklına tutamıyorsun. Haksız not da verebilirsin ona, karıştırabilirsin öğrencileri. Ben öyle düşünüyorum. Bir öğretmen her şeyden önce bir baba şefkatiyle yaklaşmalı öğrencisine. Tabii gelecek nesillere daha güvenli bireyler, bilinçli bireyler yetiştirme açısından da bütün özbenliğini, bilgisini aktarabilmenin çağdaş yöntemlerini de uygulayan bir birey olmalı hepsinden önemlisi. Çocuk açısından ise çocuk elbette ki öğretmenini bir baba gibi görüyor. Eğer bayansa anne gibi görüyor, bir veli gibi görüyor, seviyor. Ama öğretmenin bütün özbenliğini, bilgilerini de almak için çırpınan bir bilgiye muhtaç bir obje. Bu böyle görülmesi gerekiyor yani. Öncelikle bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Onun haricinde öğretmenle öğrenci arasındaki ilişki nasıl olmalı? Yani aradan not konusunu çıkarmalı. Tabii sınavlar olmalı, güzel olmalı. Ama öğretmen ilk önce notla öğrenciye hitap etmemeli. Sadece yani dersi anlatmalı, dersin mantığını öğretmeli. Yeni eğitim, öğretim hayatında yeni öğretmenlerimizin bu şekilde derslerini idare ettirmesi daha iyi olur diye düşünüyorum. Öğretmenlerimin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Öğretmenlerle öğrenciler arasındaki ilişkiler hani senli benli değil de böyle daha yakın, daha sıcak, muhabbetli, keyifli olmalı. Benim öyle geçti mesela. Şu an hepsinin de ellerinden öpüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani bir anne baba gibi davranmasını isterim yani. Her şeyiyle ilgilenecek, yani dersleriyle veya iyi olup olmadığını, aileyle iyi ilişkide olmasını yani şey yapacaklar. Yani yine de bilmiyorum nasıl değerlendirir. Yani benim çocuğum pek şey olmadı yani. Başarılı olmadı öğretmenlerinden dolayı, ben öyle derim yani. Hiç, her zaman gittiğimde yani hiç bir zaman yani çocuğun başarısızlığı, yani şunu yapın, bunu yapın, bizden görüşün falan, yani çalışkanları okuttular. Biraz başarısızları yani şey yapmadılar. Benim çocuğum ondan başarısız oldu. Bak liseyi şey yapamadı. Bu sene halbuki lisede okuyacaktı yani. Öğretmenlerinden de her zaman bana yani teşekkür ediyorlardı. Ben de seviniyordum, gurur duyuyordum, mutlulukla çıkıyordum yani veliler toplantısında falan. Çok şükür üniversiteyi bitirdi oğlum, kızım bitirdi, evlendi. Torunum var, çok memnunum. Öğrenciyle arasında mesafe koymayan öğretmen. Öğrencileri anlayan kişi yani, öyle diyelim. Benim için tabii ki pozitif ilimlere ait bilgileri vermesi önemli. Ama benim hassasiyetim daha ziyade çevre, insan ilişkileri ve demokrasi konusunda çocukların küçük yaşta bilinçlendirilmesi. Bu benim için çok önemli. Ondan sonrası zaten kendiliğinden gelir. Öğrencilerine iyi davranan, öğrencinin halinden anlayan bir öğretmen başarılı bir öğretmendir. Öğretmenimize
Öğretmenler Günü kutlu olsun diyorum. Ayla ile bitirsin diyorum, bu kadar. Abla, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz yani bizi bugünlere getirdikleri için. Bu kadar söylüyorum. Öğretmenler Günü kutlu olsun onlar. Şarlı öğretmen Müşfik Sevecen. Kendini talebeye veren, anlatabilen biri olmalı bence. Öğretmenlik mesleğinin zor tarafları? Öğretmenlik mesleğim olsa. Yani fedakarlığı değil mi? Fazlasıyla orada Nuriye tayini çıkıyor. Çocuklarına kendini fazlasıyla harcıyor. Son zamanlarda da bazı şiddet uygulanıyor öğretmenlerimize. Valla daha fazla bir şey diyemeyeceğim yavrum. Her insan öğretmen olabilir mi? Öğretmenlik vasfını taşıyabilir mi? Hayır. Her insan olamaz. Öğretmen olabilmek için çocukları çok sevmesi gerekir. Merhametli olması gerekir. Ben bunu söyleyeyim. Düşünceli olması lazım. Vicdanlı olması lazım herhalde. Biraz da sert mi bilmiyorum. O çocukların hakkından anca gelmesi lazım. Her insan öğretmen olabilir mi? Hayır, olamaz. Olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir? Merhametli olması lazım bence ilk öncelikle. İnsan olması lazım. En önemli özellik bu bence. Yani kendisinden küçük insanlara ya da kendisi öğrendiği şeyleri başka insanlara öğreterek daha faydalı, daha bilgili nesiller yetiştirmek için öğretmen olması herhalde. Öğrenci misiniz? Yok, değilim. Öğretmen olmayı hayatınız boyunca hiç düşündünüz mü? Yok. O kadar fazla insanla uğraşamam ben. Bir insan neden öğretmen olmak ister? Neden öğretmen olmak ister? Vallahi ne bileyim, sevgilimizin mesleği bayanlar için öyle yani, hani rahat bir meslek. 3 ay yatıyorsunuz, 4 ay yatıyorsunuz. Bayanlar için öyle yani. Öğrenci misiniz? Çalışıyor musunuz? Öğrenciyiz. Öğretmen olmayı hayatınız boyunca hiç düşündünüz mü? Hayatım boyunca polis olmayı çok düşündüm, öğretmen olmayı değil ama iktisatçı oldum. Ben de düşünmedim yani. Hiç öğretmen, hani öyle bir hayalim olmadı. Öğretmenlik kolay bir meslek mi? Evet. Bence evet, çok kolay. Zor taraflarını hiç düşündünüz mü? Bilmiyorum. Herhalde olmayı düşünmediğimiz için zor ya, taraflarını. Eğitici olduğu için aslında zor yani. Orada bir sürü insan eğitiyorsun. Bir nevi onları sen yetiştiriyorsun geleceğe. O açıdan zor. Hani mantık olarak düşündüğün zaman. Ama hani rahatlık olarak da 3 ay tatili var yani. İyi o açıdan. Yakup hocam, en başta sana selamlar. Çok iyi bir hocasın yani. Gördüğüm en iyi hocalardan birisin. Fencimizi biraz sinir ediyorum parmak kaldırmadan konuştuğum için. Ondan da çok özürümü iletiyorum. Dincemiz hastanede bir dönem boyunca, ona da geçmişlerimi diliyorum. Bedencimiz zaten, ona bir şey diyemem, fazla göremiyorum. Ondan sonra hangi dersler? Sosyalci. Sosyalcinin dersindeki yani bizim sınıf duramıyoruz yani, durduramıyoruz. O yüzden herkes konuşuyor. Bizim sınıf 7'ne Maraşel'de. Bütün öğretmenlerimin öğretmen gününü kutluyorum. Zor taraflarından başlayayım. Şimdi nesil biraz bozuldu günümüzde. O yüzden öğretmenlere işi bayağı zorlaştı. Ben de lise öğretmeni olacağım olursam, o yüzden işim bayağı zor. Onun dışında öğretmen neden olmak ister? Yani birine bir şey öğretmek, öğretmeyi seven biri ise öğretmen olmak ister. Bunun dışında yaşam koşulları olarak da öğretmen olmak ikinci planda düşünülebilir. Başka ne sormuştunuz? Her insan öğretmenlik vasfını taşıyabilir mi? Yok, tabii ki taşıyamaz. Çünkü öğretmenlik için dediğim gibi ya, öğretmeyi seven, insanlarla ilişkisi iyi olan kişiler yapabilir öğretmenliği. Öğretmen öğrenci ilişkisini değerlendirir misiniz? Öğretmen öğrenci ilişkisi, yani şu an daha öğretmen olmadığım için. Günümüzde nasıl olması gerekir? Bir öğretmen öğrenciye nasıl yaklaşacak? Aynı şekilde öğrenci öğretmenine nasıl davranacak? Ya, öğrenci tabii ki saygı çerçevesinde. Öğretmen de koşulsuz kabul dediğimiz bir şey var. Karşılıklı saygı demek bu. Tabii ki karşılıklı saygı olacak. Ama tabii öğrencilerde bu pek günümüzde yok. Öğretmenler de tabii bu doğrultuda yanaşamıyor öğrencilere. Bu yüzden öğrencilerle öğretmenler arasında pek organik bir ilişki olmuyor açıkçası. İnorganik bir ilişki oluyor. Bu yani, bu kadar. Değerli izleyenler, eğitim şüphesiz ailede başlıyor. Okulda, sokakta, şehirde, iş yerlerinde, basın kuruluşlarında devam ediyor. Eğitim insan hayatında aslında hiç bitmiyor. Öğretmenliğin
zor taraflarının yanında getirdiği bir takım sorumluluklar da var. Öğretmenler tamamen insanlara hitap ediyor. Hitap etmekle kalmayıp onlara yol gösteren, onları eğiten, geleceği için hazırlık yapıyorlar. Dolayısıyla bu da bir milletin geleceği demek. Sağlıklı düşünen, kişilikli, yorum yapabilen, okuyan, araştıran, beşeri ilişkilerinde oldukça kuvvetli, iletişim becerisi yüksek, ben değil biz demesini bilen, meselenin bir sorunu olmaktan çıkmış artık çözüm üretmeye başlayan, hoşgörülü, karşısındaki insanı sadece insan olduğu için seven, her zaman saygılı fertler yetiştirendir. Öğretmenlerimizin bir kez daha Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Konya İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Mukadder Gürsoy'un mesajıyla yayınımızı kapatıyoruz. Hoşçakalın. Öğretmenler Günü mesajı alalım, programımızı evet. Sonlandıralım isterseniz. Tabii hakikaten biraz önce de bahsettiğimiz gibi öğretmen bugün belki ülkenin şartları içerisinde daha büyük beklentileri olan ciddi bir öğretmen kesimimiz var. Çok özveriyle çalışıyor öğretmenlerimiz. Hakikaten eli öpülesi bir mesleği icra ediyorlar. Hani parasal karşılıkla öğretmenlik değerlendirilemez. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bilgiye bir paha biçemezsiniz siz. Biz okulda yazmadan başlayan ve üniversite hayatına kadar özellikle kendi alanımızı konuşursak hayata hazırlayan bir öğretmen kitlesinden bahsediyoruz. Bunun bir parasal değeri ölçülemez. Dediğimiz gibi çok küçük bir bilginin bile trilyonlarca karşılığı olabilir. Marka evet. Değerini bunun ölçemeyiz. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Özellikle Konya'da öğretmen eksiğimizin olmadığını, tüm öğretmenlerimizin özveriyle çalıştıklarını, büyük bir kesiminin özveriyle çalıştıklarını ve bu başarıda halkımızın, efendim öğrencilerimizin de çok ciddi desteğinin olduğuna inanıyorum. Ve işini gerçekten ibadet aşkıyla yapan, ben okula, öğrencilerime mutlaka bugün farklı, yeni bir bilgi vermek üzere okula gidiyorum. Onları keşfetmek, onların yeteneklerini ortaya çıkarmak üzere ders ve eğitim yapıyorum diyen tüm öğretmenlerimizi kucaklıyorum. Onlara sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve gerçekten Türkiye için kaçınılmaz, değeri biçilemeyen öğretmenlerimiz aslında ülkemizin geleceğini inşa edecekler de onlar. Bu anlamda ne kadar teşekkür etsek az onlara. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Dolu dolu bir sohbet oldu. Türkiye'ye örnek projelerle ilerliyorsunuz. İnşallah yeni projeleri tekrar bizim ekranlarımızdan vermek istiyoruz. İnşallah. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.